Tamam, aynen devam edin. Hadi kolay gelsin. Vay Başar! Ne haber, nasıl gidiyor? Harika. Seninle çalışmak süper bir şeymiş baba. Bak, bir haftadır yanında çalışıyorum. Ne aramızda bir sorun çıktı, ne fikrime karşı çıktın, ne söylediğim bir şeye itiraz ettin. Sen iyi misin baba ya? Tabii iyiyim. Neden itiraz edeyim ki? Artık patron sensin. Sen ne dersen o olur. İhsan Bey, dükkanlardan aradılar. Her biri yeni mobilyalar için size özel olarak teşekkür etmemi istedi. Çok beğenmişler. Ne mobilyası ya? Kim dedi yeni mobilya alınacak diye? Ben dedim. Sen mi dedin? Ne güzel. Çok iyi ya, çok iyi. Evet, yeni mobilya. Tabii. Yeni mobilya. Neden? Düşündüm de. Dükkanlara gelen müşteriler şöyle yeni, rahat koltuklarda otururlarsa sanki daha bir hoşlarına gidermiş gibi geldi baba. Evet. Gider, hoş olur. Çok iyi düşünmüşsün. Çok zekice. Peki ne kadar tuttu bu şey, mobilya? Çok sıkı bir pazarlık yaptım. Aslında 3 milyar civarı fiyat... 3 milyar mı? Takı merak etme. Altından girdim, üstünden çıktım. Kaç paraya indirdim bil bakalım. Kaç paraya indirdin? 2 milyar 750 milyon. Ha, öyle desene ya. 2 milyar 750 milyon. Dükkan başı. Dükkan başı mı? Ne oldu lan? Yanlış bir şey mi yaptım? Hayır. Çok güzel. Ben neden daha önce düşünmedim bunu diye düşünüyorum şimdi. Baba. Bu iş bağlama konusunda anlaşılan daha öğrenmen gereken bir şeyler var. Herhalde. Zamanla öğreneceğiz sayende. Baba. Hazır ol. Sana göstermek istediğim çok önemli bir şey var. Tabii tabii, her zaman hazırım. Patron sensin artık. Eminim buna bayılacaksın. Mobilyadan daha mı iyi? Hem de çok daha iyi. Hiç sanmıyorum. Efendim. Oo, Sulhi Bey, nasılsınız? Çok da... Hangi masa örtüleri? Tabii biliyorsunuz, biz aldıktan bir hafta sonra teslim ediyoruz onları size. Anlamadım. Jet temizleme mi? Bir mümkün değil. Ne zaman bir... Kim söyledi bir gün? Başar Yıldırım mı? Hiç de adını hiç duymadım. Oğlum mu? Mümkün. Mümkün değil. Benim oğlum Almanya'da işçi. Hayır. Sulhi Bey. Yanlışlık olmuş. Ben hemen ayarlayıp sizi geri arayacağım. Hiç merak etmeyin. Hallediyorum efendim. Hallediyorum. Hoşça kalın. Bu Başar umutsuz vaka. Tarararam. O ne o? Aa, Yıldırım kuru temizleme. Çok güzel ya, çok güzel. Etkili bir reklam. Ben de öyle düşündüm. Güzel, güzel. Bütün dükkan çalışanlarına birer tane yaptırdım. Ne iyi etmişsin ya, ne iyi. Çok güzel. 70-80 tane bez parçası kaç para tutacak ki? İnanmayacaksın ama hiç para vermedim. Ciddi misin ya? Çünkü ceketleri aldığım yerden bedava verdiler. Ceket mi aldın? Bütün çalışan 70-80 kişiye çalışan hepsine ceket mi aldın? Evet. Dükkanlarımıza çok daha klas bir hava kazandıracağını düşündüm. Tabii tabii. 3-4 milyarlık bir hava. 5. 5. 5 milyar. 5 milyar nedir ya, 5 milyar? 5 milyar. Yani bizim için hava civa. Havalar nasıl olursa olsun bizim havamız iyi olsun değil mi? 5 milyar. Hoşuna gideceğini biliyordum. Bak. Hazır ol, şimdi esas bombamı patlatıyorum. Bir dakika. Hiçbir şey patlatma. Önce bir oturayım. Şimdi patlat. Ne yapmaya karar verdim biliyor musun? Bilmiyorum. Dükkanları boyatmaya. Boyatmaya? Hiç endişelenmene gerek yok çünkü işlerimizi etkilemeyecek. Boyacıları pazar günü çağırmaya karar verdim. Dükkanlar kapalıyken. Pazar günü? Başar! Pazar günü boyacıların çift mesai aldığını bilmiyor musun sen? Yapma ya. Hay Allah, ben bunu hiç düşünmemiştim. Sanırım ilk hatamı yaptım. Yok tabii, böyle düşünme. Hata falan değil. Şey olur. Kaç para tutacak bu boya işi? Yaklaşık bir maliyet çıkardım. Tabii yani 3 aşağı 5 yukarı oynayabilir. Oynatmaya az kaldı zaten. Ben bankaya kadar gidiyorum. Ha? Ben de geleyim seninle. Hayır. Bankadan uzak dur.